Selam. Evet, iyisiniz yine. Bugün Dortmund'dayız. Almanya Dortmund sokaklarında geziyorum. Daha doğrusu gezmiyorum. Tırın yanındayım şu anda. Bir burada tır var. Bu benim kullandığım ART 03 plakası. Bir de şöyle yapalım. Arkada bir tır daha var. Onun önünde bir tır daha var. Bu 3 tır bir araya geldik ve yaklaşık 3 gündür falan Dortmund'dayız. Bugün günlerden pazar. Pazar olduğu için de her yer kapalı. Açık mekan bulmak çok zor. Problem yani. Herkes evinde yatıyor, uyuyor. Yalnız şöyle biz bir gün önce şey yaptık. Ne onun adı? Bir kafe bulduk. Bir kızımız işletiyor orayı. Türk kafesi. Şimdi oraya gireceğim sizin görmeniz için. Eğer Dortmund'a yolunuz düşerse siz de buraya gelebilirsiniz. Şöyle bir göstereyim dışarıdan size. Evet, böyle Elite Lounge diye bir yer. Hadi dön. İçeri girelim. Bakalım nasıl olacak. Selam, kim var? Selam. Kim var? Bak burada kim var bakalım. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Nasıl? Sağ ol. Sen nasılsın? Şöyle eğileyim mi biraz? Topuklu giyseydin topuklu keşke. Topuklu giyseydim. Tamam. Tanıştırayım ben sizi takipçilerimle. Ayten. Ayten neydi? Gezgiç. Gezgiç. Soyadı aynen. Enteresan bir kız bu. Nereden geliyor o soy isim? Valla köküm aslında Gürcistan'dan geliyor. Sen Karadeniz Gürcü müsün? Evet, Karadenizliyim. Ben Gürcüyüm. Ne, ordulu değil miydin orduluyum sen? Ordu olunca tamam. Köküm Gürcistan'dan geliyor. Bundan 200 küsür sene önce tamam. Artık büyüklerimiz göç etmiş Karadeniz'e. Tamam. Yani Karadeniz'e. Ama sen doğma büyüme buradasın. Doğma büyüme Almanya'dayım. Dortmund mu başka? Yok, başka şehirdeyim. 9 senedir de Dortmund'dayım. Neresi mesela? Oldenburg dediğimiz bir şehir, Bremen. Çok anladık ya biz de yani. Öyle söyleyeyim. Böyle ayakta durmuyorum. İstersen aynen, oturalım bir yere. Hadi gel. Bak böyle yapacağız şimdi. Gidip beraber bir muhabbet edelim. Hazır Dortmund'da yakalamışken dur bakayım nasıl yapacaktık? Seni buraya alacağım ben. Evet. Tamam. Oturmadan önce bir şey içer misin? Bir kahve alırım ya. Tamam. Şimdi şöyle söylediğim gibi bugün Dortmund'da her yer kapalı. O yüzden pek bir şey bulamıyoruz. Yani gezecek yer de bulamıyoruz. Cumartesi günü sokaklarda adım atacak yer yoktu. Hatta şöyle bir şey yaşadık. Dortmund'un o gün maçı varmış. O serviste hızlı hemen geldi kahve. Şöyle sana doğru da döndürelim. Bu arada hangi takımlısın sen? Almanya takımı mı, Türk takımı mı? Aa, güzel. Tamam, hiç yiyemiyor yani şeyleri. Yemleri yemiyor. Önce Türk takımını sorayım. Gönlüm Trabzon ama Trabzon. Galatasaraylıyım. Heh, tamam. Yani. Korktum birden Fenerbahçe sonuçta falan diyecek yok, diye. Yok, Fener değilim. Eğer öyle olsaydı kalkıp gidiyordum hemen yani. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Evet, Almanya'da? Almanya'da Dortmund. Burada olduğun için mi? Sonradan mı yoksa ben başından mı? Ben çocukluğumdan beri, başından beri. Yani Bremen'de yaşadığım halde, daha doğrusu o çevrede yaşadığım halde. Evet. Bremen takımından hiç tutmadım. Hep Dortmund takımıydı. Tam onu anlatıyordum ben de. Geldiğimiz gün, daha doğrusu cumartesi günü Dortmund birisiyle oynuyordu. Bilmiyorum kimle oynuyordu ama. Durum 3-3'tü. Ben de elektronik markette geziyordum. Maçın 90+4. Dakikası falan şey oldu. Free kick kullandı adamın biri. 4-3 yendi Dortmund. Aynen. Ortalık karıştı. Her yer kalabalıktı. Daha da kalabalık oldu. Dortmund'un öyle bir adeti vardır. Eğer tamam. Dortmund'un maçı varsa o gün, eğer kazandıysa çarşıda adım atacak yer yoktur. Ama kaybettiyse de herkes eve mi kaçıyor? Herkes evine gider, sessiz sakin olur. Ama kazandıysa her yer dağılır. Evet. Bu arada sen dikkatimizi çekti. Dün 3 arkadaş gelmiştik, evet. Hatırlıyorsun. Bu Türkçe nereden geliyor? Bu kadar düzgün konuşuyorsun. Yani Almanya'da genelde hani yarı Almanca yarı Türkçe konuşurlar gibi hissediyorum ben. Ben Bulgaristan'da da 3 sene yaşadım. Orada da işte bazı kelimeleri Bulgarca karıştırarak konuşurlar. Sen de hiç öyle bir şey görmedik aslında yani. Aslında bizde de var. Yani bende de var. Var mı? Var ama şöyle denk bir şey var. Denk gelmedi bize hala. Gelmez. Çünkü karşımdaki insanın sırf Türkçe bildiğini biliyorsam o zaman otomatikmen Türkçe konuşuyorum. Tamam. Ha niye bu kadar iyi konuşuyorum? Bu arada teşekkür ederim. Rica ederim. Bence bu da biraz aileden geliyor. Çocukluğumdan tamam. Beri. Hani
küçüklüğümüzden beri hep evde Türkçe konuşuldu. Hiçbir zaman Almanca konuşulmadı. Ha, güzel. Almancayı zaten hani okulda öğreniyorsun diyerek. Bize söylenen şey vardı hani ikinci kuşak, üçüncü kuşak artık iyice Alman gibi oldu, değişti falan ama sen öyle bir örnek... Ben ikinci kuşağım. İkinci kuşak ben mısın sen? Pardon, üçüncü kuşak. Üçsündür üç, ya pardon, yapma üç, yani. Üçsündür. 50 yaşında ay, falan zannediyor yani, kendini yazık. Pardon, üçüncü kuşağım, dört, tamam. Bizim bir de dördüncü kuşağımız da var hani ablamdan dolayı. Tamam, onu da geçtik. Bu burayı sen işletiyorsun. Burayı ben işletiyorum. Ben mesela okuduğum zaman Elite Lounge diye okuyorum. Sen nasıl okuyorsun onu? Elite Lounge. Elite Lounge? Elite Lounge. Dur bir dakika, bu mikrofon uzak kaldı sana. Biraz yaklaştım. Nerede o? Bir yakalayabilirsen şunu. Bir daha söyle. Elite Lounge. Elite Lounge. Şey, Fransız mısınız acaba? Yok, hayır. Niye öyle Elite Lounge? Almanca öyle mi okunuyor? Almanca böyle okunuyor. Ama lounge. Lounge. Lounge mu yani? Lounge. Veya aynı İngilizceyle. İngilizceden gelen bir kelimeler zaten. Ama şey demiştin sen, İngilizceyle aslında biraz farklılık da gösteriyormuş. Kelimeler benziyor sadece. Aynen, kelimeler benzer. Şimdi Almancayı öğrenmek isteyen birisi önce hani şeyleri öğrenecek. Rotları öğrenmek. Aynen, yani önce bir rotlardan başlaması gerekiyor. Zaten Almancanın Allah. En zoru da o zaten, o rotlar. Evet. Yani ben bile burada doğma büyüme olduğum halde yani Almancam da çok iyi. Tamam. Hani çok şükür. Türkçem de iyi. Peki, ama karıştırma oluyor yani. Bana söyler misin? Bu masanın şeyi ne? Rotu ne? Bak izleyici bilmiyor çünkü onun için yani. Bu masa kız mı erkek mi? Bu masa ne kız ne erkek olarak geçer. Orta olarak geçer. Orta olarak geçer. Televizyon? Televizyon da aynı. Bunlar eşya Allah. Olarak geçiyor. Heh, bak orada güzel ama mesela şey öyle değil. Mesela erkekte Diamant. Kadında Die Frau. Die Frau. Hansın sonsan. Tamam. Şöyle, o zaman biraz kolay bir dilmiş. Aslında... Rusça'ya göre, Bulgarca'ya göre. Çünkü şunu söyleyeceğim. Onlarda masanın da bir şeyi var. Var, cinsiyeti diyorlar var. Mesela. Hani tek olduğu zaman hani der olarak kullanılır. Mesela fazla olduğu zaman die Tische olur. Hani Almanca dersimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Şöyle bence yapalım. Kafa karıştırmayın kafa fazla. Kafa karıştırma aynen. Yani. Peki yani adam geldi Almanca öğrenecek burada. Nasıl öğrenecek? Vallahi okusun mu yani? Sırf okumakla da olmuyor aslında. Bunu da demem gerekiyor. Nedir? Çevren olacak. Yani o çevrede sırf Türkçe konuşulmayacak. Hmm. Şöyle bir şey var. Bizim dedemiz, babamız olsun mesela. Hmm. Daha doğrusu eski kuşağa bakılırsa çoğu Almanca bilmiyor. Doğrudur. Evet. Mesela çoğu insan der. Adam 30 senedir Almanya'da bir kelime Almanca bilmez. Ama hiç doğru. İhtiyacı olmamış. Çünkü ihtiyacı olmamış. Çünkü Türklerde. Zamanında öyle bir şey yapmış ki Alman devleti. Hmm. Bütün Türkleri bir mahalleye toplamış. Evet. O zaman arkadaşım sen bu adam nasıl Almanca konuşacak? Sen zaten kendi milletini vermişsin ona o adama. Evet. Bir de şey lafa gelince de işte Türk mahalleleri oluştu falan diyorlar. Yani, onu yapan Alman devletiymiş. Bunu da yapan yani. Alman devleti. Çok bu da fazla sefer... şey yapmayalım da hani. Alman devletini Alman seviyoruz devleti. Yani. Yok o ayrı bir konu ama şimdi herkesin hatası da var, iyisi de var yani. Bu arada Alman devleti seni de seviyormuş. Onu da duyduk yani. Evet, Alman devleti sağ olsun beni çok seviyor. Şimdi bakan göndermişler buraya. Evet, Almanya'nın daha doğrusu NRW'nin dediğimiz. Fena. İçişleri bakanı geldi. Gelmiş. İçişleri Bakanı geldi. Dükkanımı ziyaret etti sağ olsun. Şöyle evet. Bir baktı, gezdi. Evet. Ne buldu? Bir şey bulamadı. Aslında hiçbir şey bulmadı. Peki neden geldi buraya? Yani bunun derdi neymiş? Bunların diye. Derdi şu an yeni hükümet komple Almanya'daki nargile kafeleri, sigara içilen kafeleri kapatmak. Burada sigara içilmiyor ama. Burada içeride içilmiyor, dışarıda tamam. İçiliyor. Tamam, hatta dışarıda içiliyor. Almanların bu Kneipe dediğimiz içki verilen mekanları bile komple kapatmak istiyorlar. Heh, bu arada oraya gelelim. Ayten içki satmıyor. Aynen. Benim dükkanımda içki olmadığı halde, evet. İçeride de sigara içilmediği halde, yine de nargile dükkanı olduğu halde, kafe olduğu halde daha doğrusu. Evet. Yine de taktılar kafayı. Ama demek ki sen içki satmalısın, o yüzden şey acaba yapıyorlar. Acaba kızıyorlar sana. Mi? Yok sakın. Yok yok, ben hiç uğraşamam. Yani benim kafemde içki yok. Sadece normal aile ortamı, gençler gelir. Evet. En çok ne satılıyor burada? En çok burada içecek olarak hani kahvesi, çayı var. Türk tamam. Çayı demlerim bu arada. Bahar, Karadenizli çay. Olarak lütfen çok yani. Yani çay güzel, ben içtim. Güzel çay. İçecek ama açık samimi söyleyeyim gider. Mi? Yani kahven daha güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben kahve seviyorum. Yani çay da seviyorum ama çayı kendim demlediğim zaman daha hoşuma ya, gidiyor. Tabii ki. Kahve güzeldi, ama bayağı güzel. Mesela buradaki kafeler demli çay vermez.
Onu da diyeyim yani. Ha, sen de demli zaten. Ben de demleniyor canım. Hatta burada ben şaşırmıştım. Geçen şey dedi, yeni demledim çayı dedi. İçer misin sonra? Yeni demli çay Almanya Dortmund. Bir dakika ya. Hiç, şey pek bilinen bir şeydi değil. Çoğu kafelerde gerçekten evet. demli çay yok. Genelde poşet çay oluyor. Yani, 2 dakika sallama dediğimiz. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Birçok ülkede böyle yani. Hatta, adamların kolayına geliyor. Hatta şey olmuştu. Başka bir ülkede ben çay istedim. Çay geldi. Yeşil çay. Yani siyah çay demem gerekiyormuş. Allah Allah. Yani tabii bir black tea diyecekmişim ya da çerez çayı falan diyecekmişim. Öyle. Bizde de genelde tam tersi. Çay istendiği zaman direkt çay. Siyah çay gelir. Ama öbür çaylar denildiği zaman işte ne bileyim meyve çayı olsun. Tabii tabii işte yani. Nane çayı olsun. Ama belki burası biraz İngiltere'ye falan daha yakın. Belki o yüzden de. Onlar hani siyah çayı kullandıkları için olabilir. Vay belki be olsun. Gezelim görelim programına çevirdik. Biraz yok gözleme yok mu? Gözleme vardır ya. Yok gözlemem yok maalesef. Ama yiyecek bir şey vermiyorsun. Sadece yok, içecek veriyorsun. Sadece içecek. Yiyecek olarak işte ufak tefek çerezler. Tamam. İşte chips falan. Onlar. Bu arada yani şey çubuk kraker falan veriyor şeyin yanına. Servisin yanına. Aynen. Gayet lezzetli. Normalde dışarıdaki çubuk krakerler pek bizimkilere benzemez. İyi değildir ama burada iyi yani. Hatta geçen hani arkandan konuştum. Kesin dedim berbat bir çubuk kraker gelmiştir şimdi. Ama güzel geldi. Güzel geldi. Teşekkür ederim. Peki, ya ben hep şunu da söylerim. Kendi yemek ve içmek istemediğim bir şeyi başkasına verme. Ya klasik esnaf işte bunu söyleyecek yani. Ama gerçekten öyle. Şey, çünkü şey, ben bir beğenmediğim bir şey geri yollarım. Şu şey gibi oldu seninki. Ablacığım ben evimde çocuğuma giydiriyorum bu kıyafetleri deyip satarlar ya. Yani. Yok. Kapalı çarşı esnafı ya. Vallahi Türk bu ya. Hiç, yani. Hiç bozulmamış yani. Yok ben bozulmadım. İnşallah da böyle kalırım. Bu arada akademi mezunusun. Evet. Kitap okumayı seviyorsun. Kitap okumayı severim. Nedir mesela en dikkatini çeken son zamanlarda? Var mı öyle bir tavsiye niteliğinde? Hani bizi izleyenlere şunu okusunlar diye. Ben şu an aslında birçok şey okumayı da seviyorum. Tamam. Seviyorum. Yani birçok... ayarlayamadım. Birçok birçok yönde de okurum. Hani bu bilgi kitabı da olabilir, roman kitabı da olabilir. Ne bileyim... atıyorum mesela şu an isim de vermeyeyim değil mi? Vermeyeyim. Mesela Hikmet Anıl. Aynen şimdi yani. Ben de onu diyecektim. En son okuduğum kitap onun kitap serisiydi mesela. Eyvallah okumuş. Eyvallah yani. Bilmeyen varsa aynen. söyleyeyim eyvallah. Yani okumayan da yani. Bence okumayan kalmamıştır. Kalmasın artık kalmasın zaten. Ve bütün kitaplarını okudum ben Hikmet Anıl'ın. Süper. Peki müzik olarak dur bakayım. Tarkan seviyorsun. Eski Tarkan'ı seviyorum, evet. Eski Tarkan daha iyiydi ama. Evet. Eski Tarkanlar kalmadı. Eski Tarkan kalmadı maalesef. Eski Tarkan'ın müziklerini ha yenisi de fena değil ama yenileri akılda kalmıyor o kadar. Yani. Yenileri bir iki ay kalıyor. Şey ama şu oldu an eskiden, yani, eski müzikler olsun. Mevsimlik şey yapıyorlar artık zaten. Yani. Kalıcı olup ne yapsın adam? Yani o kadar emek verecek, 15 tane şarkı yapacak, öyle kalıcı olacak da ama işte. Mesela burada bir eğlence mekanına git, hala Tarkan'ın şarkıları çalınır. Eski şarkıları. Eski şarkıları. Tarkan'a buradan mesaj veriyor. Yani. Sanki duyuyormuş gibi. Belki duyar kim bilir. Bu arada bizim normalde izleyici profilimiz gezmeyi seven insanlar. Birçoğu tırcı. İş makinesi izleyenler. Ben bu sefer böyle değişiklik olsun, renk olsun istedim açıkçası. Hazır Almanya'ya gelmişken, senin gibi birisini de bulmuşken burada. Hani böyle Türkçe konuşuyor. Bütün ön yargıları yıkıyor. Dolayısıyla yani seninle sohbet etmek benim için keyif. Oldu. Teşekkür ederim. Onu söylemek ben isterim. Yani evet biraz kanalın formatından çıkıyor gibiyiz ama böylesi daha iyi. Çünkü bak yeni insanlar tanıyoruz, yeni yerler keşfediyoruz, bir sürü bilgi alıyoruz. Öyle değil mi? Yani hep aynı olmaz. Olmuyor. Bazen yenilik şart. Yenilik şart. Bazen. Tarkan için de geçerli bu. Tarkan da değişsin. Ama tabii daha iyi şarkılar bekliyoruz ondan da. İnşallah. Başka ne yapabiliriz mesela? Burada şey demiştin, Almanlar çok espriden anlamaz demiştin. Almanların mizahı yok. Biz Türk milleti kadar mizah yani, anlayışı yok. Evet doğru söylüyorsun da ben mesela yollarda gençleri görüyorum hep gülüyorlar yani. Mesela kakara kikri gülmece falan. Neye gülüyorlar bu kadar? Bizim sayemizde. Bizle geze geze Türklerle geze geze. Çoğu Almanlar gerçekten Türk gibi yaşıyorlar artık. Şey yok mu peki öyle hani Alman esprisi falan yok mu hiç? Vallahi Alman esprileri... Bayat mı yani? Çok gerçekten kötü. Bayat ya. Kelime üzerine mi kurulu? Kelime üzerine kurulu ve bunu tercüme edemiyorsun bile.
Yani şimdi ama mesela, Türkçeden tercüme ettiğin zaman anlıyorlar ve gülüyorlar da. Şey mi? Mesela Çinlilerin belli standart esprisi vardır. Onlar hep bir şeyi tekrarlayarak bence öyle. Güldürürler. Ama Almanlarda bunu, biraz daha kelime üzerine yani diyorsun. Yani bence öyle. Belki şimdi bu kanalı da seyreden hani Almanya'dan belki biri vardır diyebilir. Vardır. Yok öyle değil, bu kız yanlış söylüyor. Ama şimdi, bu benim kendi şahsi fikrim. Şöyle yapıyoruz. Bu video yayınladığımız zaman nerede olduğumuzu da etiketliyoruz. Onun üzerinden insanlar yorum yapıyor zaten. Geçen bir video paylaşmıştım Hagen'de. Pardon, Hagen'de miydi? Nerede paylaştım? Hatırlamıyorum. Neyse, paylaştığım yeri etiketlemiştim. Oradan hemen işte şey geçmişti yanımdan. Adaj diye sarı bir şey geçti. Aa dedim, acaba dedim şey mi, taksi mi bu falan dedim. Hemen altına yorumlar geldi, o taksi değil, yardım aleti, aynen, arabası araba, falan dedi. Araba çekmesi, yardım vesaire. Muhtemelen burada yanlış bir şey konuşuyorsak onları da düzelteceklerdir. Ama kendilerine göre düzeltecekler yani. Şimdi yani, itiraz gelir, her zaman gelir. O her zaman. Hiçbir zaman bir insana doğru bir şey yapamazsın. Yapamaz. Kimse herkesi memnun edemezsin. Memnun olun. Memnun olun, o kadar kalktık yani, geldik. 2500 kilometre yol yaptım ben geldim buraya sizin için. Terbiyesizlik etmeyin diye. Yani, Ayten, keyifli sohbetti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür hani isterim ederim daha çok konuşmak ama biliyorsun YouTube'da yani 10 dakika 15 dakikadan sonra sıkılırlar aynen diye. Böyle keselim istiyorum. Burası iyi oldu. Bizim de en azından Almanya'ya geldikçe çalacağımız bir kapımız oldu. Her teşekkür ediyorum. Her zaman başım gözüm üstüne. Her zaman bekliyorum. Buradan Almanlara iletmek istediğim bir mesaj var mı? Türkleri geçtim hadi. Vallahi buradan Almanlara ne söyleyeyim? Almanca mı söyleyeyim, Türkçe mi söyleyeyim? Almanca söylese ya, değil mi ya? Almanca söylesin. Almanca söyle. Tamam. Sonra tercüme edersin ama bize. Tamam. Benim o zaman önce Türkçe söyleyeyim. Tamam, aslında onu benim Almanlara söylemek istedim sadece hani artık Türkleri biraz benimsesinler. Bak diyemedim. Dedin Türkçe dedin. Bak dedin. Yapamadım. Takıldım en sonunda. Tamam. Artık hani bizi kendilerine göre alıştırmaları gerekiyor. Yani bizi kabullenmeleri gerekiyor. Evet. Yani biz evet burada doğma büyümeyim ama bu benim Türklüğümü kaybetmek zorunda olmadığımı anlamaları gerekiyor. Asimilasyona hayır diyoruz. Aynen. Yani. Evet. Hadi bunu Almanca söyle. Ich wünsche einfach nur, dass die deutsche Gesellschaft uns nicht mehr als Ausländer bezeichnen, sondern uns einfach akzeptieren. Ach so, diyerek kapatmak istiyorum ben. Değil mi? Ach so desem olur yani. Tabii ki. Ach so böyle bir anladım, tamam. Anladım, falan. Tamam. Yani o zaman siz de ne yap? Aa şunu benim için yapar mısın peki? Videoyu beğendilerse beğen tuşuna bassınlar. Paylaşmayı unutmasınlar. Kanala abone olmayı unutmasınlar. Bir de o kanala abone olduktan sonra yanında bir tane zil çıkıyordu, ona da bassınlar. Bunu Almanca söyleyebilir misin bana? Tabii ki. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einfach mal folgen, liken und bitte uns auch abonnieren. Und nach dem Abonnieren kommt ein kleines Fensterchen und da drauf auch bitte draufklicken. Das sieht wie ein kleines Glöckchen aus. Vallahi söyledi. Hadi görüşürüz.